Merhaba, nasılsın? Bugünkü konu satışta baskı. Çok hassas bir konu. Satışı ses ayar düğmesi diyebiliriz buna. Hani bir müzik dinleyeceksin, bir ortamda açarsın, duyulmadı, çok açarsın, rahatsız oldun. Onun bir ayar düğmesi vardır ya. Onu bazen de şöyle olur. Mesela televizyon izlerken reklamlarda ses yükselir. Yani tek bir şey izlerken o ses düğmesini hep ayarlaman gerekebilir duruma göre. Baskı da budur. Satışta, bakın ben mesela çoğu kişi satışa baskıyı uğramayı sevmez. Mesela bir yere gitmişsin, bir şeye bakacaksın. Evet, ne bakmışız? Size şu olur, size bir yer derim ki hani bir kendi kendime bakayım. Bazen de boşunuza gider, bazen de almanıza sebep olur. Efendim bir dakika, burayı değil şuraya yönlendireyim sizi. Bu beden tam size uygun. Şu kravatla şu olur vesaire vesaire. İlgi de önemli olabilir. Satış görüşmesinde bazen insanlar baskı nedeniyle alım yaparlar. Zaten her zaman baskı nedeniyle alım yaparlar da bazen yüksek baskı gerekir. Bunu nasıl? Bunu biraz açalım. Örnek veriyorum. Diyor ki ben çarşamba günü net bir karar verebilirim. Ben çarşamba gününe not alıyorum, sizi arayacağım efendim. Çarşamba ararsın efendim, siz böyle demiştiniz. Ya ben karar veririm. Ama efendim böyle dediniz, hani ben not aldım, ben de şimdi hesap vermek durumundayım. Depo benden haber bekliyor, patronum benden haber bekliyor, şu haber bekliyor. Ya bir biraz hızlandırsak, biraz daha bunu nasıl aktif hale getirebiliriz, nasıl hızlandırabiliriz, ben notumu ona göre alayım, saat kaçta arayayım sizi gibi baskılar satışı yapmanı yol açar. Karşıdaki kişinin karakteri bunda oldukça önemlidir. Burada senin yaptığın baskıdan çok karşıdaki kişinin karakteri önemlidir. Bazı insanlar baskı kurmadan hiçbir dediğini yapmazlar senin. Yani baskı yapmadan alamazsın satışı. Yani bırak hiç seni aramaz, biliyor musun? Yani ama efendim alacaktınız ya, mesela bazı işler yapıyoruz. Her şey hazır, ödeme yapacak. Ya yani ödeme yapacak adam açmıyor telefonu. Ama alacak ürünü açmıyor. Telefonu açmıyor. Arıyorsun açmıyor. Arıyorsun açmıyor. Arıyorsun tamam diyor, ödemeyi yapıyor. Sonra bir daha aramak zorunda kalıyorsun. Bazen insanlar bu baskıyı ister. Satışta hafif de olsa baskı her zaman vardır. Yani şu imajı vermek çok güzel bir şey değil. Efendim siz bunu istediğiniz zaman alın. İstersen alma. Hiç önemli değil. Ben hep buradayım. Bunu yapacağın adam vardır. Tok satıcı oynayacağım. Bir de baskı. Efendim alacaksanız getireceğim. Depoyu sormam lazım. Ayırttırmam lazım. Önceden haber vermem gerekiyor. Satış baskısının bir örneği de kapora almaktır. Kapora alırsan müşterinden, mesela bu bir baskıdır. Adam bir yere para ödemiş. Ben bunun devamını ödemezsem zarar göreceğim. İşte kaporanın esasının anlamı odur. Yani ben bunu alacağım ifadesidir o. Alırsın kaporayı. Efendim biraz peşinat alabilir miyim sizden? Ya bugün alım yapabilir misiniz? Kutuyu doldurmam gerekiyor gibi müşteriyi antipatik yapmayacak kişi. O yüzden ses ayar düğmesi diyorum. Yani müziği duyamıyorum ama sen çok açarsan ben çok rahatsız olurum ve kapat şu müziği artık derim. Duymak istemiyorum. Bunu yapmaman lazım. Belli dozda da baskıyı uygulaman lazım. Şu adam alacak, abi ne zaman alırsın? Bak alacaksın, bilmem ne bey, bilmem ne hanım, ne zaman alırsınız? Ben de ona göre haber vereceğim. Biz de ona göre bekliyoruz gibi cümleler. İşte salı demiştiniz, ben salı günü aradım gibi zaman baskıları. Ya fiyatlarımız değişiyor, bakın bu fiyattan yararlandıralım sizi, biraz hızlandırsak bunları gibi fiyat baskıları. Bakın sizin için bu kadar ben fiyat araştırması yaptım, buraya kadar geldim. Bakın bu kadar kilometre yol geldik. Yani buraya gelmişken artık bu satışı bitirelim gibi. Emek baskıları, yani ben bu işe bu kadar emek harcadım. Yani bazen öyle bir olur ki biz bunu görürüz. 3-4 tane oradan indirirler, buradan yapar. Artık öyle bir hale gelirsin ki hatır için alırsın. Yani adam bu kadar çabaladı benim için. Ya bir ufak bir şey alayım bari. Bu da bir emek baskısıdır. Bakın ben sizin için fiyat araştırması yaptım, onu yaptım, bunu yaptım.
ama siz de bu alımı yaparsanız artık gibi sözler dozunda yaptığın satış baskıları satışı getirir. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere.